bir ülkenin bakanı niçin bir uyuşturucu ticareti yapsın? Niçin buna izin versin? Niçin yani? Burada bugünden itibaren, bundan yıllar önce de bakanlar oldu. Benden sonra da bakanlar oldu. Bundan sonra da bakanlar olacak. Biz bu çatı altında bunu söyleyerek neyi sağlamaya çalışıyoruz? Hepimizin temel amacı bu ülkede çocuklarımızın bu tip tehlikelerden uzak durmasını sağlayabilecek politikaları uygulamaktır. Bakın, Almanya'da milyonda... Açalım, toparlayın lütfen. Toparlayacağım, çok özür diliyorum. Milyonda 30 kişi ölüyor. Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğumuz gün, sizin bilmeniz için söylüyorum. Burada emniyetten de arkadaşlar var. Buyurun bitirelim lütfen. Buyurun. Ben Anamdan İçişleri Bakanı da olmadım. Ama Interpol, Europol'ün bültenle aramaları polislerin el tabletlerinde, mesela geçen gün bir gazetede yayınlandı. Bir son defa uzatıyorum. Buyurun toparlayın lütfen. Uyuşturucu baronu yakalandı. Yakalandı. Ne zaman girmiş? 2024'ün Mart'ına. Nasıl girmiş? Girmiş. Girdikten sonra kırmızı bülteni veya difüzyonla yeşil bülteni çıkmış. Siyasal eleştiri yapabiliriz. Bu sonuna kadar herkesin hakkıdır. Ama ya ben bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yaptım 7 yıl. 7 yıl yaptığım son cümleyi tamamlayabilirim. Açalım, açalım. Hakkını helal et. Yani 7 yıl. Ya varsa... Yedi yıl. Ya bu tip değerlendirmeler sadece bu ülkenin kendi hukukuna yapılan bir haksızlıktır. Biz bu çatı altında bu haksızlıkları yapmayalım. Başka işlemlerimiz vardır. Eleştirirsiniz sonuna kadar. Kabul ederiz, etmeyiz. Toplum kabul eder. Ama toplumun vicdanı da bu söylediğinizi kabul etmez yani.